Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal matematik yayınlarının Trigonometri Fasikülü'nün çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonometri de ne yapıyorduk? Orjinalden dinle kısımlarını beraber çözüyorduk. Sayfa 170 171. sayfada kalmıştık. Bu konumuz bizim yarım açı konusu. Hadi yarım açı sorularını da beraber çözelim isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki x diyor 0 ile 90 arası tanjant x buysa diyor sinüs 2x nedir diyor. Şimdi mesela ben neyi biliyorum? Sinüs 2x'in açılımını biliyorum galiba. Sinüs 2x'in açılımı neydi? 2 tane sinüs x ile kosinüs x'in çarpımıydı. Peki tanjant x'i ben biliyorsam bir üçgen çizerek ne yapabilirim? Bunun sinüs ve kosinüs değerlerini oluşturabilirim. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. O zaman buraya ne yazalım? 5 yazalım. O zaman buradan ne geldi? Sinüs dediğin şey karşı bölü hipotenüs. Kosinüs dediğin şey de komşu bölü hipotenüs. Buradan ne gelecektir? 24 bölü 25 gelecektir. Sinüs 2x'in karşılığı arkadaşlar. Toplam fark formüllerinden gelen formüller bunlar aslında yarım açılar. Mesela sinüs x artı x'in açılımını yaparak siz sinüs 2x'e ulaşabilirsiniz. Sin x x artı cos x sin x dediğinizde elinize ne olmuş oluyor? 2 tane sinüs x kosinüs x olmuş oluyor. Aynı şeyi kosinüse uygularsanız cos x artı x'te. cos cos sin sin yani cos x cos x eksi sin x sin x dersek o zaman buradan da ne gelecektir arkadaşlar? Cos kare x eksi sin kare x gelecektir diyebiliriz. Bunlar kitabı formüllerdir. Tamam. Daha sonra ihtiyacımız olanları bahsedeceğiz. Mesela bu ikinci ifade mesela pi bölü 8 15'tir aslında değil mi? 180'i 8'e bölersek 45 yok 22 buçuktur. Aslında bize neyi soruyor? Kosinüs 22 buçukla sinüs 22 çarpımının sonucunu soruyor. Ben de diyorum ki aynı açının hem sinüsün hem kosinüsün çarpımını soruyorsa başına bir tane 2 olsun bir de 1 bölü 2 koyalım. Yok çünkü. Şunları birbirine götürünce değer kazancı kaybı olmuyor. Ama şu ifade bir neyi veriyor. Toplam farktan dolayı yarım açı formülünü oluşturuyor. Yani burası ne gelir o zaman? 1 bölü 2 sinüs 45 gelir diyebiliriz ki sinüs 45 kök 2 bölü 2 idi. 1 bölü 2 çarpı kök 2 bölü 2'den bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? Kök 2 bölü 4 gelir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Geldik 3'e. Mesela sin kare 90 artı x. Mesela 90 artı x dediğiniz zaman bu fonksiyon isim değiştirecek. O zaman orası bizim için aslında ne olacak? Cos kare x oldu. Şimdi burası da aynı mantıkla buradan dolayı fonksiyon isim değiştirse sin kare x olacak. Bu da ne eşit oldu? M eşit oldu. Şimdi burası aynı zamanda neydi? Cos 2x'in açılımıdır. Lazım olur lazım olmaz bilmiyorum. Bunu kenarda tutalım. Peki bize neyi soruyor? Bu ifadeyi soruyor. E hocam burası 2 kare farkı. Nasıl yani? C kare eksi s kare ile c kare artı s karenin çarpımıdır burası. Peki c kare artı s kare cos kare artı sin karenin toplamı 1 zaten. O zaman bize neyi soruyor? C kare eksi s kareyi. Zaten cos 2x soruyormuş. Buradan da cevabımız ne gelecektir? 3. soru için m gelecektir diyebiliriz. Peki bakalım geldik. Dördüncü sorumuza. Şimdi parantez karesi eksi parantez karesi m çarpı sin 2 x buna göre m nedir demiş. Şimdi bunun parantez karesini alırız biz. Olmaz mı? Ya da iki kare farkı toplamları ve çarpımlarını çarpsak öyle de olabilir. Yani c artı s artı c eksi s isterseniz parantez karesi almadan böyle yapalım. İki kare farkı neydi? Toplamları ile farklarını çarpıyoruz. Bir de ne yapacağız? C artı s ile c eksi s'nin farkını çarpacağız. Şimdi bunları parantezler açarsanız s'ler gider 2c gelir buradan. Bunu açarsanız c artı s eksi c artı s'den bunlar birbirini götürür. 2s gelir. Bu da neye eşitmiş? m çarpı sin 2x e eşitmiş. Olur. Peki 2 çarpı cos çarpı sin neye eşitti? Sin 2x'e mi eşitti? O zaman şunlar şu sin 2x'i götürürse m kaç gelecektir buradan? 2 gelecektir diye biz değil mi? Solda 2, sağda da m kaldı. Böyle yapabiliriz. İstersek parantez karesi alarak da yapabiliriz. Yani c kare artı s kare artı 2cs eksi. Şimdi ilk parantezimiz bu. İkinci parantezimiz de c kare artı s kare eksi 2cs dersek, parantezleri açarsak c kareler, s kareler birbirini götürecek. Sol tarafta 4cs kalacak. Sağ tarafta da ne kaldı? M çarpı sinüs 2x kaldı. E 2 sin x cos x'in çarpımı için biz sin 2x diyebiliriz. O zaman burada bir tane 4 var. Yani aslında bunun 2 katı var. O zaman 2 tane sin 2x yaptı burası. Değil mi? M çarpı sinüs 2x'den sin 2x'ler karşılıklı birbirini götürse M ne gelecektir? 2 gelecektir diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Geldik 5'e. X 0 ile 90 arasında cos 2x. Şimdi cos 2x'in açılımını bilmek lazım. Cos 2x'in açılımı neydi? Cos kare x eksi sin kare x. Değil mi? Cos kare x eksi sin kare x bize neyi verecekti? Cos 2x'in açılımını verecekti. O zaman biz şuradaki şu ifadenin yerine şunu yazsak. Şunu şuraya aldım. Tamam. Artı sin kare x dersek. Aa güzel oldu. Kökün içinde bunları toplandığı zaman birbirini götürdüler. Ne geldi? Kök içinde cos kare x geldi. E cos kare x de dışarı mutlak değer cos x diye çıkacak. Ve bölge olarak birinci bölgede olduğuna göre cos x o zaman pozitiftir. O zaman aynen çıkar. O zaman ifadesinin eşliği nedir? Cos diyebiliriz. Bu da beşinci sorumuzun çözümü oldu. Geldik 6'ya. Şimdi cos 10 sin 70. Bak net benim şöyle bir bilgim var. Çözemediğin soruda bir 90 dereceyi tamamlamayı arayın. Tamam mı? 2 hep bu açıların arkalarında kontrol edin. Mesela sin 70 ne demek? Cos 20 demek. Oo süper. Niye? Çünkü bakın bir diğerini iki katı olan iki tane açıya kaldınız. Şimdi siz cos 20'yi yarım açıdan cos kare 10 eksi sin kare 10 diye yazabilirsiniz. Değil mi? Peki ben şurası 2. Şu cos kare 10 yerine de 1 eksi sin kare 10 yazsam. O zaman bu ifade ne oldu? Ya da şöyle yapsak. Bunu yapmasak da şunun yerine 1 eksi cos kare 10 yazsak. O zaman ne oldu? Cos kare 10 eksi 1 artı cos kare 10 yaptı. O zaman bu ifade 2 tane cos kare 10 eksi 1 midir? Cos 20 ifadesi. Aynen. Peki cos 10 neydi? Alfaydı. O zaman 2 alfa kare eksi 1 bizim ifademizin alfa türünden eşit olmuş olur. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Geldik 7'ye. X 0 ile 90 arasında tanjant 2x buysa sinüs x nedir diye sormuş. Bununla ilgili küçük bir tüyo verebilirim aslında. Eğer büyük açıdan küçük açıya giderseniz ve işin içinde tanjant varsa şöyle bir üçgen çizip bakın şöyle bir üçgen çizip sonra bunun arkasında şöyle Tabi doğrusu olacak şekilde. Şöyle 2x, x, x gibi bir tane ikizken üçgen oluştursanız direkt soruya çözümüne ulaşırsınız arkadaşlar. Hiç böyle şey kullanmadan güzel bir çözüm olmuş olur. Mesela tanjant 2x nedir? Karşı bölü komşudan 4, 3. O zaman burası ne yaptı? 5. O zaman burası ne yaptı? 5. Vay. Burası 4, burası 8. Bir dik üçgende kenarlardan bir diğerini 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. O zaman burası 4 kök 5 deyip sinüs x'e çat diye üçgenden karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 4 kök 5 diyerek ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Yani bizim cevabımız ne geldi? 1 bölü kök 5 geldi. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Geldik 8'e. Şimdi benim bu konuyla ilgili şöyle bir söylediğim bir şey var. Aslında bir yok etme metodu. Tamam mı? Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Şöyle. Cos 2x ifadesi 2 cos kare x eksi 1'dir ya da 1 eksi 2 sin kare x'tir. Neden? Çünkü cos 2x ifadesi neydi? Cos kare x eksi sin kare x'ti. Şimdi burada cos kare yerine 1 eksi sin kare yazarsanız bu geliyor. Sin kare yerine 1 eksi cos kare yazarsanız da bu geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Buradan böyle iki tane formül üretiyoruz ki bu formülleri biz nerede kullanıyoruz? Biri yok etmek için. Sorun içinde bir varsa yok etmek için bunu kullanabiliriz. Bir de bir tane daha vereyim size. Sin x artı cos x'in parantez karesi çok güzel gelir. Bunun parantez karesini aldığınızda ne gelecek? Bir gelecek. Sin kare artı cos kare. Bir de ikisinin çarpımın iki katı. O da sin 2 x yapıyor. Eksi ise eksi, artı ise artı. Peki bunu ne zaman kullanıyoruz? Bakın eğer sinüsle üstüne bir yok etmek istiyorsanız bunu kullanırız. Kosinüsün yanındaki 1 ile bunu yok etmek isterseniz bunları kullanırız. Şunu kullanmayız. Şunları kullanırız. Tamam mı? Bunlara ben bir yok etme metodu derim. Bu bir yok etme metodu bizim için önemli. Sorun içinde bir çirkindir. Çirkinlik yaratır. Mesela bak yukarıda da bir çirkinlik yarattı bana. Ben şimdi bunları siz hafızaya aldınız, durdurdunuz, kaydettiniz falan filan sildim. Tamam mı? Şimdi bakın. Şuradaki bakın. 1'i cos 2 xle yok etmek istersem. Şimdi buradaki 1 artı ya. O zaman bunun içindeki 1 eksi olsun. Tercihimi ona göre kullanacağım. O zaman biz bunu ne diyelim? 2 cos kare x eksi 1 diyelim. Hocam sin 2 x açılımına da 2 sin x cos x diye yazarsak çok güzel gelecektir. Ne oldu orası? 2 cos kare x eksi 1 artı 1'den. Bunlar birbirini götürdü. Hop burası gitti. Bölü alt taraf sin x artı cos x geldi. E hocam üst tarafı paranteze alsak. Ne parantezini alalım? 2 cos x parantezini alalım. İkisinde de 2 cos var. Değil mi? Aynen. Burada da iki kos var. O zaman solda sinüs x kaldı. Sağda da bir tane kosunu alınca bunun bir tane de kos kaldı. E peki bunun altında aynısı bunun var. Değil mi? O zaman bunlar da birbirini götürür. O zaman bizim cevabımız ne gelir güzel kardeşim? 2 cos x gelir diyebiliriz. Sorunun başlangıcı bizim için önemli. Geri kalan amalik zaten. Ben neyi bileceğim? Biri yok etme metodu diye bir şey bileceğim. Biri yok etme metodunu bilirsem o zaman ha o orada bir beni rahatsız edecek. O bir yok etmeye çalışacağım. Tamam. Yani sorunun başlangıcı benim nasıl başlayacağımı bilmemle alakalı aslında. Mesela dokuzuncu soruda diyor ki ifadesinin tanımlı olduğu aralıktaki değerini bulunuz demiş. Şimdi mesela kotanjant alfa, tanjant 2 alfa. Şimdi bu kotanjant alfayı ben kos bölü sin diye açsam, tanjantı da sin bölü kos diye açsam, çarpı desem. Şimdi bu tanjant 2 alfayı da sin 2 alfa bölü cos 2 alfa desem. Tamam mı? Şimdi sağ taraf payda eşit dediğinde c kare eksi kare bölü sc yaptı. Şimdi bu cos 2 alfa aslında nedir? c kare eksi s karedir. Şimdi buradakiler alfaya göre. Tamam mı? Soldakiler 2 alfaydı. Ben onları düzelttim. Bunları birbirine götüreceğim şimdi. E peki hocam sin 2 alfayı da sen 2 sc diye açabilirsin. E sc'ler birbirini götürür. E senin elinde ne kalır? 2 kalır diyebiliriz. Değerini buluruz dedi. E bulduk bile. Değil mi? Aynen. Süper. Geldik ona. Biz tersigonik fonksiyonlardan bahsetmiştik. Tersigonik fonksiyonlarla benim bir tane vardı. Diyordum ki ark gördün her şey isim var. Yani sen git güzel kardeşim bunu alfa de ve bu adam sana ne soruyor? Sinüs 2 alfayı soruyor. Ya da 2 sin alfa kos alfayı soruyor. Peki sen ne demiştin? Ark tanjant 3 bölü 4'e alfa demiştin. Hocam bu ikisi yer değiştirse Tanjant alfa ne yapar? 3 bölü 4 yapar. Aa süper. Bir üçgen çizelim buraya. Alfa 3, 4, 5 yazarım. Böylece sinüs ve kosinüs değerlerini buradan çekerim. Sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüstür. Kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüstür. Buradan ne gelecektir? 12, 24 bölü 25 gelecektir sorumuzun cevabı. Bu da onun sorumuz çözümüydü. Peki bakalım geldik. 11 ve 12. Son iki sorumuza. Şimdi dik koordinat üzerinde o merkezi birim çember vermiş. Buraya alfa. Buraya alfa demiş. Of bölü CH 6 bölü 5'miş. O zaman birim çember mi? Evet birim çember. O zaman of'a 6K diyelim. CH'ye de buraya da 5K diyelim. Şimdi burası 1'miş. Burası 1. Tamam mı? Şimdi mesela burası beta olsun. 2 alfa artı beta nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Peki beta nedir? 90 eksi 2 bet alfadır. Peki ben buradan kosinüs beta'yı kosinüs 90 eksi 2 alfa diye kullansam kosinüs beta ne geldi buradan? Komşu bölü hipotenüsten 6k mı geldi? Şimdi burası da 90'ı kullandığımız için fonksiyon isim değiştirecek. Burası da ne oldu? Sinüs 2 alfa yaptı. Bakın sinüs 2 alfanın bu olduğunu öğrendim. Şimdi burada sinüs alfanın da Bakın şurada karşı bölü hipotenüsten sinüs alfanın da 5K bölü 1'den 5K olduğunu öğreneceğim. O zaman şimdi şu ikisini kullanacağım. Şununla şunu kullanıyorum. O zaman sinüs 2 alfayı açıyorum. 2 sin alfa kos alfa eşittir 6 kaymış. Peki sin alfa yerine sen buraya 5K yazabilirsin. Yazarsın. O zaman şuradaki K'lar karşılıklı birbirini götürür. O zaman kos alfa burası 10'du. Onu öbür tarafa atarsak 6 bölü 10 ne gelecektir? 3 bölü 5 gelecektir. Kosun 3 bölü 5 olduğu yerde tanjant soruyorsa o zaman hemen bir üçgen çizersin. Burası komşu, burası hipotenüs, burası 4'tür. O zaman tanjant alfa ne gelir güzel kardeşim? 4 bölü 3 gelir diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 12'ye ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. ABC'de dikdörtgen peki 2 tane BC o zaman BC'ye K desem AB ne yapar? 2K yapar. Dikdörtgen içindeki bir k dikdörtgenin köşegeni boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. Kestik tamam ve bu parçada uzun kenara çakışacak şekilde bu şekilde oturttu. Tamam. Yani aslında yatırdı onların hipotenüslerini. Yani bir tanesi bu mavi bu oldu. Mavi gibi göstereyim onu. Mavi bulursam mavi gibi göstereceğim. Dur, mavi bulacağım şimdi. Heh, mavi bu oldu. Sarı da bu oldu. Oldu mu? Aslında o zaman şimdi burası şurası şurası. Bakın taban AC. O zaman burası AC olarak kaldı. Şimdi AC olarak kaldı. Mavide ne kaldı? B. O zaman burası B bence. AC olarak kaldıysa bu da D bence. Şimdi bakın. AD neydi? K. İsterseniz bence şu K, 2K demeyelim de 2'ye 1 diyelim. Buradan kurtulalım. Tamam mı? O zaman burası 2, burası yok salladım. Burası 1, burası 1 olur. Burası 2 olur. O zaman burası kök 5 olur. Değil mi? Burası da kök 5 zaten. Okey. Şimdi şurası da alfa. Şimdi hocam bu iki üçgen. Bunların şuralara eşit. E o zaman şu açıyla mesela şu açı A olsa ve şu açı da A. Gördüğünüz gibi ikiz kenar geldi. O zaman alfa dediğiniz şey 2A'dır. Doğru mu? He güzel. O zaman bak şu açının ben sinüsünü öğrendim. Sinüs A ne geldi? Karşı bölü hipodan 1 bölü kök 5 geldi. Peki kosinüs A ne gelir o zaman? 2 bölü kök 5 gelir. Peki hocam şuradan sin 2a'ya ulaşabilir miyim ben? Nasıl ulaşırım? Aslında alfa değil mi? 2 aysa, ise böylece sinüs neye ulaşmış olurum? Ee, a'ya sinüs alfa'ya ulaşmış olurum. Sinüs alfa dediğin şey sinüs 2a'dır. O da 2 sin a ile cos a'nın çarpımıdır. Burası cos çarpı a. 2 çarpı sinüs a 1 bölü kök 5. Cos a 2 bölü kök 5. Burası ne yapar? 4 bölü 5 yapar. Ve ben sinüsün 4 bölü 5 olduğu yerde Tanjant öğrenmeye çalışıyorum. Üçgenimizi çizeriz. 4, 5, 3 desek buraya da alfa desek bize ne soruyordu? Tanjant alfayı mı soruyordu? O zaman tanjant alfa için biz ne diyebiliriz? 4 bölü 3 diyebiliriz. Tamam bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ne yaptık? Bir de orijinalden dinledi. 170 ve 171. sayfalarlık çözümlerimizi de beraber yaptık. Şimdi bir sonraki testimizde nelerden bahsedeceğiz? Denklemlerden bahsedeceğiz. Bilginiz olsun. O da bizim son testimiz. Bir sonraki teste ve son testimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sıkı çalışın. Hoşçakalın.